Çocuk gelişiminin en önemli süreci olan okul öncesi eğitimde Türkiye son yıllarda büyük yol kat etti. Ancak nüfusun %16'sının yoksul olduğu ülkemizde dezavantajlı çocuklarımıza ulaşıp onlara hak ettikleri eğitimi sağlamak en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda canla başla çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNICEF'in teknik desteği ve Avrupa Birliği finansal desteğiyle uyguladığı okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesinin çok önemli bir ayağını oluşturan okul öncesi eğitim müfredatının güncellenmesi çalışmasında son aşamaya geldik. Güncelleme çalışmaları için 2012 yılının Ocak ayında kolları sıvadık. Akademisyenlerin desteği bizim için çok önemliydi. Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki akademisyenlere çağrı yaparak destek istedik. 17 üniversitede görevli akademisyenler çağrımıza olumlu yanıt verdi ve tam 45 akademisyen uzman olarak projemize katıldı. Bununla beraber 30 uygulayıcı öğretmen de bize bu süreçte destek vermek için gün geçtikçe büyüyen proje ekibimize katıldı. 0-36 ve 36-66 aylık çocuklara ve hizmet sunuculara yönelik eğitim programlarının güncellenmesi ve materyallerin geliştirilmesi için 3 ayrı komisyon kuruldu. Çalışmalar bu kadarla da sınırlı kalmadı elbette. Yabancı akademisyenlerden de destek aldık. Düzenlenen uluslararası konferanslardan ilkinin konuğu Michigan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Susan Neumann'dı. Londra Üniversitesi'nden Profesör Doktor Peter Moss da eğitim politikaları konusunda konferans verdi. 23-25 Mayıs tarihleri arasında ise program ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslakların karşılaştırılabilmesi için New York Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sheryl Kagan katılımıyla 3 günlük bir çalıştay düzenlendi. Gözden geçirilen tüm program ve materyaller, Haziran ayının ilk günü Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi. Bakanlığın onayının ardından Talim ve Terbiye Kurulu da programları Temmuz ayında onayladı. Okul öncesi eğitim programları güncellemesi çalışmaları basında da büyük yankı buldu. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği okul öncesi eğitimi güçlendirmek için masaya oturdu. Ulusal ve uluslararası örnekler incelendi ve okul öncesi eğitim müfredatı yeniden güncellendi. UNICEF'in teknik destek sağladığı ve Avrupa Birliği'nin de yaklaşık 17 milyon euro fon desteği verdiği okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi Ankara'da düzenlenen çalıştayla start aldı. Okullar açılana kadar 10 bin öğretmen yeni programa ilişkin eğitime tabi tutulacak. Yeni dönemde müfredatta oyun en önemli öğrenme aracı olarak kullanılacak. Aile eğitime katılacak, öğrenme merkezleri kurulacak, çocuklara bireysel özgürlük tanınacak ve bilgiye dayalı değil, araştırmaya yönelik eğitim verilecek. Programın en temel özelliği ise uygulamada sıkıntıların yaşandığı özel gereksinimli yani engelli çocukların diğer çocuklarla birlikte eğitime katılmalarını sağlamak olacak. Artık yola koyulma zamanıydı. Proje için Türkiye çapında seçilen Ankara ve Şanlıurfa'da 2, Erzurum, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de birer olmak üzere toplam 10 bölgede 600'den fazla öğretmenin katıldığı eğitici eğitimi çalışmaları düzenledik. Hedefimiz 2013 yılının Haziran ayına kadar 0-36 aylık çocukların eğitim programı için Türkiye'deki tüm çocuk yuvalarında ve 100 özel kreşte okul öncesi eğitim programı için ise 200 anaokulu ve ana sınıfında pilot çalışmasını tamamlamak ve 300'den fazla ilçe merkezinde düzenlenen uygulayıcı eğitimleriyle 10 bin öğretmene ulaşmak. İşimiz daha bitmedi. Bütün çocuklar için ama özellikle engelli, yoksul, muhtaç, tüm dezavantajlı çocuklar için onların yüzünü güldürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 3, 4, 5 erken eğitimi seç.